Yine de savaşa hayır. Bu ancak düşmanın içeride yapabileceği bir şeydir. Psikolojik harp tekniğidir. Burada bir etki ajanlığı var yani. Bu bir, dediğim gibi, bir fikir ortaya koymak veyahut da bir düşünce özgürlüğü hakkısı yoktur. Burada bir etki ajanlığı da var. Aynı zamanda hani yuvarlak manasıyla beşinci kol faaliyeti de var. Bir de psikolojik harekat, ya yani psikolojik harp tekniği de kullanılıyor burada. O yüzden kabul etmiyoruz. Bu Valla çok acı bir bütün şey hakikaten, ne değil mi? yaparlarsa yapsınlar. Yazık. Tamam mı? Bu işin dediğin gibi psikolojik harbini de kullanıyorlar. Sivilleri de katlediyorlar. Şimdi mesela biz bir savaşa hayır diyen Türk Tabipler Birliği'nden bir sivili öldüren, sivilleri öldüren PKK ile ilgili bir açıklama bekliyoruz. Türk Tabipler Birliği'nden. Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk Maalesef Devleti katil gelmemiştir. değil, seri katildir diyen, bugün 13. gün oldu herhalde operasyonda, hala bir Biz açıklama yok. counter'ı Ben sayıyoruz, sonuna sayıyoruz. kadar yapacağım. 13. gün oldu, hala bir açıklama Ama yok. yasak gelmiş. Devlet yasak geldi ama şey yapabiliyor. Kılıçdaroğlu demiş, Halkız asla tweet kardeşiz, atma. bilmem beraberiz, yenileceğiz, yeneceğiz, bilmem ne yapacağız diye tweet atmasını biliyor. Önce tweet'e vaktim yok diyor. Ertesi günü Türk Tabipler Birliği olunca hemen bir tweet atmasını biliyor. 13. gün oldu. Türk Devleti katil değil, seri katildir diyen CHP, ana muhalefet uzatıyorum, ana muhalefet partisi nin İstanbul İstanbul İl İl Başkanı Başkanı Doktor Canan, Canan Kaftancıoğlu soyad da uzun. bu konuyla ilgili açıklama yapmak mecburiyetinde. Ne diyor mesela? Devlet katil değil, seri katil diyen Canan Kaftancıoğlu, PKK katil değil, sivil katliamı yapıyor, sivilleri öldürüyor, seri Yok. katil cümlesini kullanacak mı? Evet, Açıklama bekliyoruz ama bekliyoruz. Yani hem yani Afrin'le ilgili açıklama tabii. bekliyoruz, hem sivilleri şehit eden bu PKK terör örgütüyle ilgili bir lanetleme bekliyoruz. Tamam. Şeyde bu tweet attığı için Ne kadar acı bir şey gözaltına aslında. alındığı denilen, soruşturma geçiren insanlardan 17 yaşındaki bir genç kız PKK terörüyle şehit olduğu için bunlardan PKK terörünü lanetleyen, savaşsa savaş kardeşim, savaşı istemiyoruz ama sivilleri öldürmenizi hiç istemiyoruz diyen bu katil PKK sürüsüne bir cevap vermelerini bekliyoruz. Mesela bu özgürlükçü, Tabii demokrasi demokrasi savunuları, savunusu, evet. ifade özgürlüğünü savunan insanlardan, yaşam özgürlüğünü savunarak, sivillerin yaşam özgürlüğünü savunarak 17 yaşında ölen Fatma için en azından bir Bir şey minik bekliyorsun. bir mesaj bekliyoruz. PKK yapma bunu demelerini bekliyoruz. Aklıma şeyi getirdi. Bunu tekrarlayınca sen, o Türk Tabipler Birliği'nin bildirisinde, o sözde bildiri, neyse o neyin amacıyla Hazır duruyor yaptığı, hiç bak, onu onun her bir de yayında bir getiriyorum ifade bunu. var, enteresan bir ifade var. Diyor ki, Bakalım. tehdit olmayan, yani tehdit unsuru olmayan Afrin, tehdit bölgesi olarak görünmeyen, yani niye savaşılıyor diye başta sağlık sorunu diyor. Tehdit olmayan dediğiniz yerin tehdidi bu. Yani bu sadece tabii bir örnek. Allah rahmet eylesin. Yani bu insan tabii yüreğini acıtan bir şey tabii. Canını acıtan bir şey. Gencecik bir kız ve roket saldırısıyla şehit oluyor. Şimdi bu sadece ilk değil tabii. Hani bunu tehdit midir, değil midir diye konuşanlara sormak lazım. Toplam taciz atışlarından itibaren düşen roketlere kadar 700'ün üzerinde orada saldırı gerçekleştirilmiş ve biz Bursiyah Dağı dediğimiz yer öyle bir yer ki tepe noktası ve çok iyi gözlem yapıldığı bir kuvvet noktası. Orada Türkiye'ye adam her şeyi yapabiliyor ve elinde silahlar var. Yani devlet, bir devlet yok. Orada birçok şehit, ne derdi ona, PKK'lının toplandığı, işte PYD, siyasi kadı, YPG, YPJ, kadınlar kolu, erkek çatışanları neyse olmak üzere Kandil merkezi bir örgüt var karşında. Ve bunlara sürekli silah gelmiş. Yani bunun artık nasıl bir mantığı olabilir? Yani bunu tehdit olarak görememek için dili olmak lazım veyahut da PKK'lı olmak lazım. Yani bugün Türkiye'de HDP'nin yaptığı o, değil mi? HDP nedir? Kandil'in kravatlı aparatı. Budur yani. Bunu kendini inkar etmiyor zaten bunu. Hani onlar orada elinde silahla, o silahlı propaganda, bu da siyasi propaganda aygıt olarak çalışıyor bunlar. Şimdi bu kadar net ve bariz ve karşında muhatap alabileceğin, uluslararası kurumların tanıdığı, işte Birleşmiş Milletler üyesi olan, devlet haline kurumsallaşmış, işte yargısı, emniyeti olan, devlet mekanizması olmayan ve bir araya gelmiş ve ABD tarafından silahlandırılmış bir terör örgütü, ki bu örgütle biz 30 küsur yıldır zaten mücadele ediyoruz. Bizim şehitlerimiz Fatma değil. Bu yeni, en son şehidimiz. On binlerce insanımızı kaybetmişiz biz ya. On binlerce. Şimdi bu kadar böyle bu ortadayken ve biz bu işte artık bunun bir Türkiye'nin beka meselesi. Yani PKK'yı büyüttüler. Yani senin PYD dediğin
PKK ordusu. Yani ABD aslında 5000 tırla bir PKK ordusu kurdu. İş karşıdaki muhataplar da sadece PKK'lı teröristler. Bunlara bir ordu kurdular. Ve o yüzden şimdi bu saatten sonra hani çok bir de şey diyorlar mesela bunu galiba Ahmet Hakan yazmış. Diyorlar ki Türk Tabipler Birliği öylese çıktı konuştu. Ya bazen işte böyle aydın entelektüel kesim aykırı davranır. Bunun aykırı davranışları normaldir. Hani şey gibi bizim mahallenin dilisi gibi. Hani derler ya. Yani ne yapsa böyle anlarsın. Ha, doğru. Bizim mahallenin dilisidir. İşte her mahalle diliye ihtiyaç vardır. Dili söyler, geçip gider. Ama burada daha önce ifade etmiştim. Sen de beğenmiştin. Aydın kişi, sanatçı kişi, kendini nereye koyarsan koy, aykırı olabilir. Makulü bulmak şartıyla. Bravo, aynen. Doğru söylüyorsun. Makul değilsin. Hakikaten öyle. Aykırı ol canım, femen ol. Açıl saçıl, zıpla atla, takla at, bilemiyorum. Ama makulü bulacaksın sonunda. Bravo. Marjinal kalabilirsin. Ama eğer yaptığın işte bir o makul zihniyet oluşmazsa, bu şekilde vatan haini gibi ne bileyim alçak bilmem ne diye bir sürü şeye maruz kalırsın. Çünkü milletin bir hassasiyeti var. Bunların anne babaları var. Orada savaşan, orada o operasyonu yapan ve cephede bulunan her an kurşun yemesi ihtimali olan askerler var. Milletin çoluk çocuğu var, anası var, babası var. Efendim cephede savaşan anada şeyi var, çocuklar var. O yüzden bütün bunları üste koyduğumuz zaman bu hassasiyetin anlaşılmış olması lazım. Hassasiyete saygı duymanız lazım. Saygı duymazsanız bu toplum sizi reddeder.